Merhaba, ben Mora. Kanalıma hoş geldin. Dönüşüm yolculuğumu seninle paylaşıyorum. Bugün sana Sirius'tan mesajlar getirdim ve bunları bir an evvel paylaşmak için çok heyecanlıyım. Ben bu videoyu çekerken tarih 7 Temmuz 2023'ü gösteriyor. Ama Sirius güneş kavuşumu her yıl, yılda bir kez olan etkisi birkaç gün boyunca süren bir kavuşum ve şu anda bu mesajlar sana ulaştıysa zamansız bir zamanda bu mesajlar senin için Geçerli. O yüzden hangi tarihte bu videoyu izliyor olursan ol sonuna kadar dinlemeni tavsiye ediyorum. Ve bunun gibi büyük enerji geçişleri yaşadığımızda, astrolojik olarak, kozmik olarak büyük etkiler aldığımızda ve güncelleme vakitlerinden geçerken bu yoğun enerjilerle nasıl baş edebileceğinle ilgili ipuçları vereceğim sana. Videonun sonunda. O yüzden lütfen sonuna kadar dinlemeyi unutma. Öncelikle kavuşumlar nelerdir biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şunu söylemeliyim ki ben ne bir astrolog ne de bir numeroloğum. Sadece evrendeki sembolleri yorumlamayı seven birisiyim. Hepsiyle ilgili hobi düzeyinde bilgilerim var ama içsel bilgeliğime başvurmayı ve hissettiğim bildiğim her şeyi bir araya getirip bu şekilde yorumlamayı seçiyorum genelde. Bu yüzden aslında baktığınız zaman gökteki iki cismin birbiriyle kavuşuyor olması ne demek? bizim baktığımız yerlerden gözümüze hizalı görünüyor olmaları. Demek ki burada bir hizalanma, bir akış oluşuyor aslında. Anahtarın deliğine tam olarak oturması gibi ve özellikle yıldızlar zaten ışık saçan, ışık yayan gök cisimleri olduğu için bunları ana vericiler gibi düşünebiliriz. Yani bir istasyondan yapılan yayın gibi düşünebiliriz. Çünkü ne demiştik? Işık aslında bilgi. Yani bu büyük istasyonlar, bu yüce varlıklar, yıldızlar sürekli bilgi yayını yapıyor. Ve biz onların ışığını aldığımızda o bilgiyi kendimize indirmiş oluyoruz baktığınız zaman. Sirius yıldızı da bizim sistemimizle bağlantısı çok yüksek olan kadim, bilge bir yıldız, bir yıldız sistemi. Tıpkı güneş sistemindeki gibi Sirius'un yıldızlarının etrafında da çeşitli gezegenler var ve biliyoruz ki o gezegenlerde de dünyanın yaşadığına benzer süreçler yaşandı ve oradaki varlıklar, oradaki bilinç bilgelik seviyesi bir şekilde bu ikili dualistik yapının ötesine geçmeyi, koşulsuz sevgiye daha çok yaklaşmayı, daha yüksek bir teknolojiye, daha yüksek bir bilinç versiyonuna geçmeyi başardılar. Bu yüzden Sirius zaten sık sık dünyayla ile Bilgi alışverişi yapan, dünyaya yardım eden ve kadim uygarlıkların dünya üzerindeki bağlantı kurduğu bir yıldızlar sistemi. Antik Mısır, Mayalar, İnkalar, pek çok yerli kabile Sirius'un ya da başka yıldız sistemlerinin bizimle bu bağlantısını bilir ve aslında onlardan rehberlik, yardım alırlar. Aynı şekilde Antik Mısır'dan bildiğimiz Isis'in, Hator'un, Tibet Budizminde çok önemli bir yeri olan Green Tara'nın bunlar hep yükselmiş üst atlar, Sirius yıldız uluslarıyla bağlantıları olduğunu ve onların bilgeliklerini bize taşıdığını biliyoruz. Kavuşum olduğunda da aslında ne oluyor? Biz bu bilgilerle hizalanıyoruz. Yani o radyo antenini o bilgiye, o kanala doğru ayarlamış oluyoruz ve oradaki ışık, oradaki enerji paketleri yüklemeler bize çok daha kolay bir şekilde akıyor. Anahtar kilit gibi. Şöyle düşünebiliriz. Nasıl ki telefonumuz belli aralıklarla güncelleme paketleri alıyorsa Sirius güneş kavuşumu da dünyanın Sirius'tan güncelleme aldığı bir aralık. Benim baktığım kaynaklarda 4-7 Temmuz arası ve 6 Temmuz en yüksek etkinin olacağı gün olarak geçiyordu. Ve ben de bu 6 Temmuz gününde yani dün sizler için Sirius'tan mesajlar aldım. Hadi başlayalım. İlk ve en önemli mesajı aktarmak istiyorum sana. Şüpheyi bırak. Kendinden, hayallerinden, kim olduğundan ve kalbindeki gerçekten şüphe etmeyi bırak. Bu mesaj aslında ruhsal yolculuğumuz, ruhsal tekamülümüz için çok önemli ve zamansız bir mesaj çok fazla öğretide zaten karşımıza çıkan ve zaten oraya doğru gitmemiz gereken bir yer aslına bakarsanız. Ama spesifik olarak altı çizildi ve vurgulandı. Çünkü şu anda büyük güncellemelerden geçiyoruz. Bilincimizin sıçrayabilmesi için maksimumda farkındalığa, maksimumda hatırlayışa doğru itiliyoruz ve bu hatırlayış aslında kim olduğunuzun, orijinal ruhunuzun özünde ne olduğunun hatırlayışı ve şu çok önemli. Bu bana son haftada gelen bir bilgelik oldu. Biz Tanrı'nın, Yaratan'ın buradaki tezahürleriyiz. Ve Yaratan'ın suretinde onunla eş yaratıldık. Bu yüzden de yaratma, karar verme, seçme özgürlüğüne sahibiz. Ve biz bir şeyi seçmediğimiz sürece... Evren bizim için hiçbir şey yapamaz. O yüzden şu anda aslında çok önemli bir bilgi vereceğim. Belki görüyorsunuz online'da işte görsellemek, olumlamalar, söyle olsun, evrenden iste gelsin. Bunların bir kısmı doğru ama bu manifeste etme, yaratma, tezahür ettirme durumunun tam gerçekliğini yansıtmıyor. Bunun tam gerçekliğiyle ilgili çok kilit bir bilgi vereceğim şu anda. Bu bilgi senin tanrı olduğunu ve senin yarattığını anlaman. Yani oturduğun yerden bir şeyler görselleyip onların sana gelmesini bekleyip ya da ben şimdi negatif düşüncelerin hepsini sileceğim. Sadece pozitifleri düşünce böyle bir yerden yaratım yapamazsın. Bunu söyleyeyim, işinizi kolaylaştırayım, yapamazsın. Şansına kaderine olur ama çok limitli şeyleri gerçekleştirebilirsin muhtemelen. Senin yaratıma tam olarak geçebilmen için sorumluluğunu, kontrolünü eline alman gerekiyor. Bu da şu demek, aksiyonlarınla, davranışlarınla, söylediklerinle, olduğun insanla, giydiğin kıyafet, gittiğin yerler, yediğin yemek, bedenine nasıl davrandığın, bedenini nasıl şekillendirdiğin. Sen spor yapıp bedenini şekillendiremiyorsan örneğin hayatını zaten nasıl şekillendireceksin? Fiziksel dünyada yaşadığımız için fiziksel aksiyon. Fizikselde ne yaptığın, neyi yarattığın, kimsin, nasıl konuşuyorsun. Bunlarla yaratım yapabilirsin. O yüzden kim olduğunu bilmen ve o kişiyi seçmen çok önemli. Yani sen aynı tavırlara, aynı davranışlara devam ederken, her gün aynı insanlarla görüşürken ve o insanları çok da beğenmezken, bambaşka birisi olmak isterken o kişiyi görselleyerek dönüşemezsin. Ve bu yüzden evren senden sadece gerçekten kim olduğunu fark edip o kişiye uygun adımlar atmanı bekliyor ve bunu yaptığın zaman destekleniyorsun. Bunu yaptığın zaman dönüşebiliyorsun. Hayallerin ne kadar büyük olursa olsun, şu an olmaya çalıştığın insan sana ne kadar korkunç gelirse gelsin. Çünkü kendimizi değiştirmek istediğimiz zaman korku açığa çıkar. Etrafımızdaki insanlar bizim olduğumuz bir şeklimize alışmıştır. Belki yaptığımız bir iş var, o işi değiştirmek istiyoruz ama yıllardır o işi yapıyoruz. Ya da belki çocuğunuz var, eşiniz var. Belli bir ilişkilenme şekline, belli bir karakter yapısına göre onlara yıllardır davranmışsınız ama artık farklı birisi olduğunuzu fark ettiniz. Buna dair adım attığınızda o insanları, o işi, o statikoyu kaybetme tehlikeniz oluşur. Ve bu yüzden de zaten konfor alanımızın dışına çıkıp kendimizin gerçek dönüşümünü genelde yaratamıyorduk. Ama artık bunu değiştirmenin vakti geldi. İşte o yüzden şuradan gelen sesi dinlemeye başla ve şüphe etmeyi bırak sana gelen ilahi yönlendirme, kalbine düşen ses, aklına düşen o soru, içini sıkıştıran, bir şeyler yanlış dedirten o şey doğru. 2. Hafifle. Bu yeni versiyonuna adım atmak istiyorsan, bu kolektiften sana gelen desteği, yardımı kabul edip bu güncellemeleri alıp sistemine indirebilmek istiyorsan sisteminde yer açıyor olman lazım. Sisteminde yer açabilmek için öncelikle Sindirilmemiş deneyimleri sindiriyor olmalısın. Yani geçmişe sürekli takılı kalıyorsan, bazen bu enerjetik alanından çıkartamadığın insanlar, durumlar, eski ilişkiler yaşayıp da hazmedemediğin konular varsa, bunlar sisteminde birikinti yaratır. Tıpkı yemek yedikten sonra onu elimine edememek gibi. Deneyimleri de uygun şekillerde sindirip o deneyimlerden gelen besini, özü bedenimize alıp fazlasını sistemimizden elimine ediyor olmalıyız. Bunların duygusal birikintileri, bunların mental birikimleri sistemimize kalmaya devam ederek bizi hasta ediyorlar. Konuya buradan başladım çünkü bence en önemlisi burası. Yoksa tabii ki de yiyeceklerimizi de hafifletelim, evimizi hafifletelim. Kullanmadığımız eşyaları atalım, verelim ihtiyacı olanlara. Evimizdeki eşyalar da bizim enerji kalanımızı belirliyor aslında. Yani dolabınızda aylardır giymediğiniz kıyafetler varsa ya da almışsanız ve bir ara giyerim diye düşünüyorsanız bu demektir ki hayatınızda insanları da bir ara görüşürüm diye tutuyorsunuz. Bu demektir ki bir ara yaparım diye işlerinizi erteliyorsunuz. O yüzden kolaydan başlamak, fiziksel mekanımızı en taze, en canlı hale getirmek çok önemli. Geçmiş ilişkilerinize, insanlara dair eşyalar, Tutuyorsanız, örneğin, artık o şekilde beslenmemenize rağmen bazı yiyecekleri paketli gıdaları evde tutuyorsanız, hepsini hafifletin lütfen. Aynı şekilde beslenmenizi biraz daha hafifletebilirsiniz. Bedeninize ağırlık yapan, toksin yaratan gıdaları azaltabilirsiniz. Belki yiyorsanız eğer et yemeği bırakmak ya da azaltıp daha bilinçli bir tüketime getirmek. Keza aynı şekilde süt ürünlerini ekmeği, şekeri, paketli gıdalar, katkı maddeleri içeren şeyleri çıkartmak, kafeini minimize etmek bunlar olabilir. Ama tabii ki bakın vücudunuza hangisi uyuyor, hangisi içinizden geliyor, yaz mevsimindeyiz, bu mevsimde size hangi gıdalar daha iyi geliyor. Bunların hep gözleminde kalarak kendinize uygun seçimler yapıp biraz belki ezberden çıkabilirsiniz. Üçüncü mesaj dünyamızın sularıyla alakalı. Dünyamızın bütün suları birbirine bağlı bir kütle aslında. Yani evinizin önündeki su birikintisinden en büyük okyanusa kadar bütün sular tek bir varlık gibi hareket ettiğini düşünebiliriz. Suyun hafıza özelliği var, bilgi tutma, bilgi taşıma özelliği var. Mesela duygusal yüklerimizden hafiflemekten bahsettim. Bedenimizde de duyguları bedenimizdeki sular tutar örneğin. Ağladığımız zaman rahatlarız, duygu boşalmış olur. Su hafıza olduğu için gezegenimizin bilgilerini aslında su taşıyor. Gezegenimizde suyun bilgeliğinin çok önemli bir yeri var bu yüzden. Ve sularımızın aslında kirli olması, bizim tüketemeyeceğimiz, bizi şifalandıramayacak bir titreşim seviyesinde olması hiçbirimize iyi gelmiyor. Ama suya o bilgiyi veren, suya o titreşimi veren de biziz. Bu yüzden suyun şifası hepimizin şifası için çok önemli. Sularımız temiz olduğunda, sularımız pür, saf olduğunda biz o suyu içtiğimizde de sistemimizi saflaştırabilme şansımız oluyor. Fakat sularımızın enerjisi düşükken bedenimizi de aslında yeterince yenileyemiyoruz çünkü idealde her su içtiğimizde enerji alanımız o suyun nötr enerjisiyle beraklaşıp saplaşıyor ve Sirius'tan gelen mesaj dünyamızdaki suların saflaşması, dünyamızdaki suyun şifası ile ilgili bir sürece girmeye başladığımız yönünde. Bu birazcık hassas bir konu. Belki şöyle bir şey söyleyebilirim. Fiziksel olarak çok da olumlu olarak algılamadığımız şeyler yaşayabiliriz belki. Ama lütfen özellikle televizyonun, medyanın okuduğunuz haberlerin etkisinde kalmamaya çalışın. Suyu kullanırken gerek içmek, yemek için, gerek temizlenmek için her defasında suya şükretmeyi, onun varlığına, onun bu temizleyici, arındırıcı gücüne teşekkür etmeyi ihmal etmeyelim. Bu size garip geliyorsa merhaba su, teşekkür ederim yapmak zorunda değilsiniz ama oh ya... Her musluğu açtığında suya erişebiliyorum. Ne kadar büyük nimet. Bunu bir hissetmeyi belki deneyebilirsiniz. Ama kendimizi de bu bazı manipülasyonlar yapılırsa eğer ki yapılıyor zaten bunların duygusal dalgasına kapılmış bulmayalım. Suyla, yiyecekle, parayla vesaire ilgili toprak ana her şeyin en iyisini biliyor. tam e, tamam ya o iyisini biliyor o zaman ben şuraya çapatabilirim Böyle bir şey değil. Sorumluluğunu al, gerisini doğaya bırak ve tetiklenmemeyi pratik ederek İzle bakalım dünyada neler oluyor. Dördüncü mesaja geçiyorum. Aslında bir öncekiyle bağlantılı çünkü su aslında dişil prensibin temsili. Dişil prensip yani feminen olan yani yin olan duygularla, sezgilerle ilgili, ayla bağlantısı var. Bilinç altımızla, derin olanla, içsel olanla bağlantısı var. Eril prensip gibi dışa dönük olanla, görünür olanla bilincin üstünde olanla, gündüzle, güneşle, sıcakla değil, tam tersi özellikleri temsil ediyor. Ve tabii ki de kadınları temsil ediyor. Su elementi de böyle dişil bir element. Ve özellikle Anadolu coğrafyasında uyanmakta olan dişil bir bilgelik var zaten bir süredir. Bu konudan birkaç ay önce yaptığım ay tutulması videosunda da detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Bu bilgelik benim gözlemlediğim kadarıyla tohumları daha geride atılmış olabilir belki ama özellikle pandemi sonrasından beri diyelim ki 2020 civarları yani bir 3 yıldır aktif olarak zaten uyanıyor. Çünkü Anadolu coğrafyası dişilin yaralı olduğu bir coğrafya. Her yer öyle hemen hemen ama bizim coğrafyamızın karmik yükü daha enteresan bu konuda. Çünkü bir yandan çok mistik de bir geçmişimiz var. Çok bilge toplumların, milletlerin kutsal dişi ruh bilgeliğinin yüksek olduğu eski öğretilerle bağlantımız çok yüksek. O yüzden zaten şöyle düşünebiliriz. Işık ne kadar yüksekse gölge o kadar yüksek oluyor. Açığa çıkma ihtimali olan potansiyel ne kadar yüksekse onu bir o kadar baskılayan egosal kalıplar, inançlar olabiliyor. Bu kadar bastırılmış bir dişiliğin olduğu coğrafyada kadının uyanışı çok önemli, çok büyük bir potansiyel var demek. Ve dişi olan, evrendeki dişi prensip, illa bunu biyolojik cinsiyet olan kadınlar için söylemiyorum. İlahi bilgeliği rahminden doğurabilmekle alakalı. Çünkü rahim organı enerjik olarak kozmik rahimle bağlantılı. Kozmik rahimse forma dönüşmeden önce, maddeye dönüşmeden önce enerjinin tohumlandığı, nasıl bir biçime dönüşeceğinin formatlandığı yer aslında. Kadınlar da fiziksel dünyadaki yaratımı fiziksele dönüşmeden önce kodlayabilme kabiliyetini taşıyan bir enerjik yapıya sahipler. Bu arketip yani bu rahimden doğuran olma ve bu dişi bilgeliğiyle çok ilintili bir sembol var. O da yılan. Yılan özellikle biliyorsunuz Orta Doğu coğrafyasında ve Şahmaran hikayesiyle de aşina olduğumuz bir kavram. Yılan sembolizması bizi ziyaret etti. Sirius'tan gelen mesajlarda ve dişi bilgeliğin uyanışı artık çoktan başlamıştı ve bence tam bir uyanışa geçmeye çok yakın bir yerdeyiz. Özellikle Anadolu coğrafyası için bu yılan arketipinin uyanışı, dişil bilgeliğin açılışı söz konusu. Bu yalnızca kadınları ilgilendiren bir şey değil. Coğrafyamızın erkekleri de aslında yavaş yavaş bu bilgeliğe, inisiye olmaya başlıyor. Ben böyle hissediyorum. Dolayısıyla şuna davet edildiğimizi görüyorum. Kendi içimizdeki sezgisel olanla bağlantıya geçmek. Bu zaten ilk verdiğim mesajla da çok bağlantılı. Acaba sen fikirlerini, hayallerini, hissiyatlarını bir şey olmadan önce içine doğanları dinleyebiliyor musun? Fiziksel dünyanda onlara uygun hareket edebiliyor musun? Bunu yapacak kadar bağlantıda olduğunda zaten o dişiliği gerçekleştirmiş oluyorsun. Kendi biyolojik cinsiyetinden bağımsız şekilde. Yılan arketipi de bununla alakalı diye düşünüyorum zaten. Bunu başarabildiğimizde dönüşüyoruz ve yılan dönüşümle çok alakalı deri değiştiriyor. O yüzden izle bakalım sezgisel alanına bağlantı nasıl ve bence biraz daha risk alarak korkularımızı endişelerimizi şuradan gelenleri dinlemeyi birazcık kenara koyarak o sezgilerden adım atmayı ve bunu yaparsak sonucun bir şekilde bizim de birin ve bütünün de hayrına olacağına güvenmek nasıl olurdu? Bir şeyleri kontrol etmeye çalışmamak ve tüm bunların sonunda daha çok güven, daha çok açıl ve daha fazlasını al mesajını aldım. Bu da zaten yine direkt olarak Dişil prensibin tuttuğu alan aslında vermek, sağlamak, tutmak değil de kendisini tutana güvenmek, kendisine verileni almak, teslimiyet. Bunlar dişi prensiple alakalı. Bu mesajlar biraz bana da geldi. Buradan hepinize de iletmiş olayım. Şimdi bu enerji geçişlerini nasıl yönetebileceğinle ilgili birkaç öneri vermek istiyorum. Öncelikle gerek bu içinden geçtiğimiz birkaç günde gerekse çok yoğun enerjiler hissettiğin ya da astrolojik olarak yoğun bazı olayların yaşandığı dönemler olabilir. Burada bazen böyle deliriyormuşsun gibi hissedebilirsin. Zihnin çok aktif olabilir. Genelde yoğun enerji yüklemeleri olduğunda bunları biz tepe çakramızdan yani bu üst kısımdan alıyoruz aslında. Adı üstüne download. Yani bilgisayarınıza bir şey indirmekten gerçekten hiçbir farkı yok. O yüzden de aşağı indirmeyi yani bedene indirmeyi beceremediğimiz zaman bu kısımlarda yoğunluk yaratıyor. Alışkın olmadığımız enerjiler geliyorsa da bunu biraz biz endişe, anksiyete, panik ya da az vesvese falan gibi yorumlayabiliyoruz. Her zaman onlar endişe değil aslında. Yeni gelen enerjiye bedenin alışkın olmaması ya da zihnin alışkın olmayıp onu yorumlamaya çalışması. O yüzden ne önemli? O gelen enerjiyi bir kere aşağı indirebilmek önemli. En başta dediğim gibi o gelen enerjiyi yer açıyor olmak önemli ve gözlemde kalıyor olmak önemli. Benim ilk ve en önemli önerim lütfen hareket edin. Lütfen. Bu çok ağır, çok sert, çok sistematik bir spor olmak zorunda değil. Spor salonuna gidip yüzlerce kilo kaldırmak zorunda değilsiniz. Bedeniniz için doğal olan aslında çocukluk halinizi düşünün. Sizi kendi halinize bıraksalar ne yapardınız? Öyle hareketler yapabilirsiniz. Yani evde dans edin, sallanın, bağırın, şımarın. Yürüyüşe çıkın, bol bol hazır yaz mevsimindeyiz, yüzün. Bunlar hep bedenimizin alışkın olduğu akışkan hareket formları. Bunlar çok daha iyi gelir. Terlemeye özen gösterin. Çünkü ne dedik? Suyun hafızası var ve bedenimizden su attığımızda o geçmiş sindirilmemiş deneyimlerden ve bize fazla gelen bilgilerden aslında kurtuluyoruz. O yüzden kendimizi terletmek önemli hem içinizdeki çocuğa iyi gelen hem de size iyi gelen, iyi hissettiren hareket tarzlarını yapmanızda hiçbir sakınca yok. Kendiniz için neyin en iyi olduğunu en iyi siz biliyorsunuz aslında. İkincisi bol bol su için. Eğer başarabiliyorsanız, şehir hayatında yaşıyorsanız, damacana su alıyorsanız cam damacana olsun. Yoksa güvendiğiniz, analizlerini bildiğiniz filtre sular da olabilir. Yani bu suyunuzun temizliğine ve yüksek kalite olmasına özen göstererek lütfen hem doğa anamızın temizliği için hem kendi sağlığınız için plastik şişelerden kaçının temiz enerjisi saflaşmış sulardan bol 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 için kendinizi minerallerle de destekleyebilirsiniz. Diğer bir önerim bol bol yazmanız, mutlaka bir günlük tutmanız. Günlük diyoruz ama işte sevgili günlük, bugün markete gittim. Bunu yazmayın da biraz içsel alanınızın çetelesini tutun. Bugün neler hissettin, o gün neler seni iyi hissettirdi, o gün Hayatına yeni bir şey getirdim mi, senden bir şey götürdüm mü, kızdın mı, sinirlendin mi? Aslında kendi iç dünyana sürekli bir ışık tutman ve bunu fiziksele yani kağıda döküyor olman yine bu sindirim sürecine ve zihnindeki fazlalıkları boşaltmana yardımcı olacak. Çünkü zihnin içerisinde bazen düşünerek bazı şeyleri bulamıyoruz. Çok kalabalık oluyor. Ve onu o hava elementinde zihnin içerisinde sindirmeye çalışmaktansa fiziksele geçirmek çok daha güzel. Hatta bazen İçiniz çok doluysa böyle sövmek, saymak, duygularınızı boşaltmak falan istiyorsanız da yine sayfa 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 yazıp sonra yırtmanızı ya da yakmanızı da tavsiye ederim. Ama mutlaka e, içinizi döktüğünüz ve mümkünse fiziksele döktüğünüz yani bilgisayara falan yazmayın bence. Bir pratiğiniz olsun. Son olarak da kendinize mutlaka bir rutin oluşturun. Ve burada çok önemli kilit bir noktadan bahsetmek istiyorum. Lütfen ideal rutin, sabah rutini nasıl olur diye YouTube videolarında kaybolmayın. Ya da internetteki bir sürü başka şeyde. Kendi özünüze en iyi gelen rutini bulun. Tek tek tavsiyem sabit tutabileceğiniz şey. Sabah uyandıktan sonra benim tavsiyem en az bir saat ama yapamıyorsanız bir yarım saat 40 dakika telefonsuz geçireceğiniz şekilde bir sabah düzeni Yaratın yandıktan sonra beyin dalgalarımız çok daha temiz bir yerde oluyor. Gece boyunca enerji alanımız yenilenmiş oluyor. O temiz saf enerjiyi kullanın mutlaka. Hemen tekrar iletişime daldığımızda zihin aktive oluyor ve o güzel saf hali kaybediyoruz. Gerekiyorsa uyanın yarım saat erken boş boş oturun, pencere izleyin, bir iki yudum su için ama Orada bir sakin vakit kendinize ayırın. İster limonlu su için, ister spor yapın, ister yapmayın. Ama bir rutininiz olsun. Sadece diş fırçalarken aynada kendinize göz göze bakışmak bile olsa. Ve çok basit maddelerden başlayın birkaç tane. Ama kendi özünüzü yansısın o rutin. Olur mu? Çünkü o reçete gibi sabah kalk, duşunu al, şunu yap, bir şöyle bir ilaç iç. Öyle hepimize uygun değil. Kendinize en iyi geleni bulun. Mutlaka günün bir yerinde meditasyonunuz yine bence olsun yapamıyorsanız okey ama bir sürü telefon epi var, uygulamalar, yönlendirmeli meditasyonlar. Herhangi birini seçip yapmanız uygundur. Günde 10 ila 15 dakikadan başlayarak mutlaka meditasyon yapın. Çünkü o gelen enerjiyi yine bedende dolaştırmanıza ve zihninize oluşmuş kalabalıkları ve artık eskimiş düşünce kalıplarını alanınızdan çıkartarak yenilerine yer açmanıza katkısı mutlaka olacaktır. Büyük bir sevgiyle aldığım bu mesajları dinlemeyi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Umarım sana katkısı olmuştur. Yorumlarını ve deneyimlerini benimle yorumlarda paylaşmayı unutma. Umuyorum bu şifa portalı sana muhteşem dönüşümler getirir ve dönüşümlerin kolaylıkla olur. Eğer bu videodaki bilgileri faydalı bulduysan kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.